böyle gülerek geldiğime bakmayın. Güneşin olduğuna da bakmayın. Hava bildiğiniz -5 derece. Bir o kadar da rüzgar ve soğuk var. Şu anda Çankırı'da Ilgaz'dayım. Gaziler Köyü'ne davetliyim. Burada fırında keşkek olmazsa olmazmış. Hava ne kadar soğuk olursa olsun. Annelerim bana fırını yakmışlar bile. Hadi keşkeğe gidelim. Kolay gelsin. Of, çok soğuk. Nasılsınız hanımlar? Allah sobanın yanına geleyim. Merhaba. Ay kızlar, karlı havada güneş ne kadar kandırsa da soğuk. Bu soğukta fırını yakmışsınız. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Hoş geldiniz siz de köyümüze tekrardan. Teşekkür ederim. İsminiz? Benim ismim Emine. Emine abla, kolumu kaldıramıyorum, dondum. Evet. Uyuştum. Çok şükür güneşli bir hava. Senin adın neydi ablacığım? Ben Aysel. Aysel abla. Buyurun. Ama çok soğuk değil mi? Yok, biz alışkınız. Bize biraz daha iyi. Böyle kaldım. Şaka yapıyorum. Hayatı vardır, evet. Şaka yapıyorum tabii ki hanımlar. Burası Çankırı. Bizim buranın biraz soğuğu yakıcıdır. Öyle mi? Evet. Çankırılıların genelde gözleri mavi mi olur hanımefendiciğim? Bilmiyorum ki, oluyor mu? Böyle can mı yakarlar? Yok, yakmayız. Soğuğu can yakıyor da. O yakar. Gözleri yakıyor yok, mu? Yok, o yakmıyor. Peki. Şimdi hanımlar, fırın dediğimiz şey köy fırını. Oluyor genelde köylerde ama. Nasıl oluyor Aysel ablacığım, anlatır mısın? Tuğla koyuyoruz. Kenarlarına da böyle çorakla samanı birleştirip böyle bir örgü yapıyoruz. Hı-hı. Genelde biz bu fırını Ramazanlarda çok kullanıyoruz. Öyle mi? Evet. Burada bizim köyümüzün, Ilgaz'ın en çok keşkeği. Ramazan'da her akşam her evde olur. Ve bu fırına bütün yemekler atılır yani. Peki bu soğukta dışarıda mı yapıyorsunuz yemekleri? Mesela biz geldik İstanbul'dan. Annelerimiz bize bu fırını hemen yaktılar. İçine güveç, ondan sonra et, keşkek. Zaten keşkek olmazsa olmazımız. Değil mi? Evet. Peki Ramazanların dışında keşkek başka ne zamanlar yapılır? Düğünlerde yapılır. Hı-hı. Böyle kalabalık bir toplantılarda, yani mevlütlerde yapılır yani. Özel günlerde keşkek olmazsa olmaz. Zaten her evin yemeğidir yani. Başlıca yemeklerinden biridir. Peki hala o zaman ablacığım, Ilgaz'ın meşhur keşkeği nasıl yapılır? Önce onu görelim, fırına atalım. Tamam. Yemek pişerken de Çankırı'yı kaynatalım, olur mu? Olur. Buyurun efendim, nasıl yapıyoruz? Önce keşkeklik buğdayımızı bir gün akşamdan ısladık. Tamam. Şimdi hazırladık. Biz önce keşkeklik buğdayımızı güvecimize koyuyoruz. Tamam. Kendi kendine koyulmayacak değil mi abla? Koymayacağım. Ben mi koyayım? Kendi kendine içeyim. Ben mi dökeyim? Aşkım, mikrofonu sana vereyim tabii, o zaman tabii. Bir kere öpeyim. Oh, gönlünü alayım. Birbirimizi anlayamadık. Böyle mi döküyorum hepsini? Evet, doldurun. Buğdayımızı koyduk. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi buğdayımızı şöyle bir düzeltelim kaşıkla. Tamam. Karıştırdık. Ondan sonra tavuklarımızı koyalım. Yalnız şaka maka, keşkeği ben yapacağım galiba. Oh, buğdayımız ıslanmış. Evet. Şimdi tavuğumuzu koyuyoruz. Üzerine tavuklarımızı koyuyoruz. Bazen tavuklu bazen etli yapılır. Sonra tuzunu koyalım. Sonra yağ koyuyoruz. Sonra tereyağımızı koyalım. Tereyağımızı evet, da koyuyoruz. Tereyağımız köyümüzün yağsıdır. Bunu da koyduk. Birini şöyle koyalım. Birini şu tarafa koyalım. Tamam. Birazcık da sıvı yağ. Evet, biraz da sıvı yağ gezdiriyorum hayatım. Evet. Ilgaz'da keşkeğimizi de yapıyoruz. Yağımızı da döktük. Yeter. Şimdi suyunu da verelim. Biraz da su koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimde değil, Fatma anamızın eli olsun inşallah. Bol bereketli, bol lezzetli olsun. Allah'ım beni utandırma ya Rabbim. Hepsini koydum hayatım. Koyun. Su olsun. Bence tamam. De. Dur şöyle bir suyunu. Çok karıştı. Karıştırmadan. Çok karıştırmıyoruz, evet. Evet, üstünü nasıl kapatacağız? Sadece direkt böyle fırına vereceğiz artık. Direkt fırına vereceğiz. Fırına sürüyoruz, evet, bitiyor. Evet, bu kadar. Evet, kolay evet. Yemekmiş ya bu. Sonra dövmeyeceğiz mi bunu? Piştikten sonra döveceğiz. Tamam, hadi bismillahirrahmanirrahim. Koyuyorum fırına ablalarım. Anam, yanmayayım ya kız. Evet.
keşkeye fırına verdiğimize göre Çankırı'da, Ilgaz'da neler var neler yok biraz bana anlatalım bakalım. Anlatalım. Ne var burada? Köyde neler yapıyorsunuz kızlar? Burada yazları geliyoruz biz genelde. İstanbul'da yaşıyoruz evet. 15 tatilde geliyoruz. Kayak merkezimiz yakın. Kayak merkezinde kayak yapıyor çocuklar, gençler. Ay ne güzel. Karanı güzel buranın. Biraz soğuk ama. Sen biliyor musun? Kayak. Yok yapma. Biz bu şeylerle. Kızaklarla. Gençler yapıyor genelde. Kayak takımlarıyla. Eğleniyorlar güzel. 15 tatili geçiriyorlar çocuklar. Tam kış sporlarıyla büyüyor çocuklar değil evet, mi? Evet, 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 evet. Peki yazın ne yapıyorsunuz? Yazın genelde böyle ufak bahçe ekiyoruz. Ufak çaplı. Zaman geçiyoruz ya burada zaten biz hep aileyiz hep beraber. Peki siz kardeş misiniz, akraba mısınız? Amcamın hanımı. Amcan hanımı. Evet. Ay yengeler sevilmez. Yok yok çok seviyoruz. Seviyorlardır inşallah. Ama çok genç amca. Amca, hanımı da çok genç. Amcam babamların en küçük çocuğu. Babamlar 7 kardeş. Amcam da en küçükleri. Benim abimle amcamın arasında 1 yaş var. Yani annem evlendiğinde amcam 1 yaşındaymış. Evet. Evet. Evet zaten. Öyle evet mi? Aynı yaştayız. O zaman evet. Sen amcayla birlikte büyüdün. Tabii tabii tabii. Abimle böyle emzik kavgası falan yapıyorlarmış. Sen emeceksin. Şuraya bak ya. Falan. Peki o zaman sizin çocuklarınız da... Çocuklarımız da yaşlı evet. Yaşlılar zaten. Aynı yaş kızımız aynı yaş. Oğlumuz var. Benim üçüncüyü var. Benim bir ufak var. Evet. Mi? Çocuklarımız da aynı yaş. Yaşlılar. Peki, benim oğlum arasında bir 10 gün falan fark peki, var. Peki bu çocuklar birbirlerine akrabalıklarını anlatırken nasıl anlatıyorlar? O biraz karışık. Normalde mesela kızımın kuzeni budur ama... Buradalar, onun çocuğuyla. Buradalar oradan izliyorlar bizi ikisi. Hangisi? Bak gelin gelin. Hadi gelin. Şimdi amcanın çocuğu mu oluyor gel, şimdi? Şimdi senin oğlan kim abla? Sen annenin yanı. Bu benim oğlan. Ha o senin oğlan. Evet. Şimdi siz neyiniz oluyorsunuz dediklerinde ne diyorsun evladım? Adın ne çocuğum? İsmim Muhammed. Biz genelde kuzenim diyorum. Fazla olaya girmiyorum yani. Çünkü girsek karışacak. Öyle mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Amcam, amcamın oğlu falan filan. Senin adın ne oğlum? Latif. Maşallah yani yakışıklı çocuklar. Gerçekten peki akraba olarak ne oluyor bu çocuklar? Kuzen olamazlar. Kuzeninin çocuğu oluyor. İkisi kuzen oluyor aslında. Emine ile oğlum kuzen. Amca çocukları. Amca çocuğuyuz ikimiz. Aman benim kafam iyice karıştı. Evet. Tamam anladım. Öyle işte anladım. İşte herkes birbirinin akrabası. Evet, evet, yani sen bir kuşak daha şey evet, oldu. Evet, şey aslında ama yakaladık bizi. Evet peki Latif'in çocuğu olunca ne olacak? İşte o daha da karışacak. Girmesek daha iyi sanki. Peki anlaşabiliyor musunuz? Anlaşıyoruz ya çok iyi anlaşırız. Hiç öyle aramızda mi? En ufak bir gerginlik olmaz. Severiz birbirimizi yani. O bölgenin hanımları çok böyle naif, uysal evet, gibi geliyor evet, bana. Evet, öyle çok mi? Öylelerdir gerçekten yani öyle kimseye karışmazlar. Kendi hallerinde akraba canlılardır böyle. Beraberiz biz mesela geldik tatile. Kaç akşamdır beraberiz burada. 20 kişi oluyoruz akşamları toplanıyoruz. Ay ne güzel. Çocuklar oyun oynuyor. Ay Latif şimdi amca yapalım. Diyor musun? Yok. Daha neler yani. Yani aynı yaşta izlerdin seni. Peki nasıl bir his? Aynı eşit amca. Hani insan amca dayı dediği zaman şey oluyor. Ben hala orada kaldım. Hep böyle kendinden büyük saygı duyması gerektiğini falan düşünür ya. Evet. Aynı yaşta olduğumuz için bir sıkıntı çıkmıyor. Zaten annelerimiz hep aynı yaşta aynı anda büyüdüğü için fazla sıkıntı olmuyor. Yani ikimiz de kardeş gibi büyüyoruz. Köye gelip oyunlar falan oynuyoruz öyle. Yazı öyle geçiyoruz. Kışın kayak yaparak geçiriyoruz. Yazın devrezimiz var. Devrezden balık tutuyorlar çocuklar. Genelde devrezde olur çocuklar. Ay bu kadar güzel manzarada değil mi doğada evet, yaşamda güzel. Amcanın oğlu mu kim, ne fark önemli değil fark yani kalpler bir olsun yetiyor. Evet. Hanımlar sohbet harika ama ben bu keşkeyi yiyecek miyim? Keşkeyi yiyeceksiniz tabii ellerinizle yaptınız. Evet, ama bu keşkek uzun sürer bence. Evet. 4 saati var en az. Öyle mi? O zaman ben gideyim biraz köyü gezeyim. Tabii siz gezin. Keşkek pişene evet, kadar. Keşkek pişene kadar. Sonra dövecek miyiz? Tabii ki. Ben dövmeyeyim. Gençler dövsün. Biz hallederiz. Ya. Çocuklar halleder onu. Beraber. Bak bu ikisine dövdürürüz. Güçlü güçlü. Öyle mi? Artık onlar yapar biraz da. Çocuklara çok da şiddet öğretmeyin canım. Yok yok. Şaka yapıyorum. Tabii keşke erkekler dövsün. Hadi o zaman keşkek pişerken ben de köy gezmeye gideyim. Kendinize iyi bakın amca. Görüşürüz. Akşam oldu, gün bitiyor artık. Keşkek pişti. Tam 4 saat pişti. Yalnız ağır. Keşkek pişmekle bitmiyor. Dövmek lazım, güç lazım. O yüzden oğlanı aradık, aradık. Bulamadık. Ne yaptık? Ablamızın eşini çağırdık.
Keşke'nin hakkından ancak sen gelirsin. Evet, abi. Ne diyorsun? Maalesef iş bana düştü. Niye abi? Yerken iyi. Normalde mutfakla pek aram yok. Eşim genelde çok lezzetli yemekler yapar. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. İstanbul'dan 15 tatil için geldik. Benim babam hep şey derdi. Lahana yerken kıt kıt sonuna gelince neden mi? Evet, biz çoktan beri kalabalık ailenin içinde yaşadığımızdan gurbete aileyle gittik. O yüzden keşke şimdi döversin. Döveriz artık. O peki. O zaman keşke hazırlandı ben. Ay üf. Tavuklu mavuklu. Tamam bırak hayatım. Tamam. Keşke'ydi o çıkarsa. Ben bıraktım ona. Değil mi? Bugün evet. O yapsın. Evet abi, keşke'ye çıkar. Bu sıcaklara tamam. Çıkaracaksın. Allah yardımcın olsun. Keşke şimdi fırınımızdan çıkardık. Çok nasıl döveceğiz güzel abicim? Güzel bir görüntüsü var. Gayet güzel. Kızarmış. Bu şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Kemikler? Evet, kemikler hepsi içinde dağılacak ki eşit miktarda herkesin tabağına gelsin. Yoksa ki bu olmaz. Kemiği de mi kıracaksın içine? Kemiği kırmayacağız. Kemik orada ayrılacak kendiliğinden. Servis yaparken bu şekilde keşke karışacak. Kaç saat dövmek gerekir? 1-2 dakika içinde hallolacak. Dedik ya köyümüzün havası sert. Erkeği Mert. yüzden... Evet. Ilgazlı bir beyefendiden duyulabilecek evet. En güzel lafı duyduk efendim. Mert'im diyor. İki evet. Dakikada hallederim. Keşke'nin hakkından gelirim diyor abimiz. Evet. Maşallah. Evet. Vallahi. Sen bu adamla biraz zor baş edersin hayatım. Eşit bir şekilde etini dağıttık. Bunu paylaşırken de eşit bir şekilde paylaşabiliriz. Olmadı gayet abi de sen de. Aa, olur mu? Evet. Keşke'yi saatlerce aydında dövüyorlar. Ne yaptın ama sen? Ama bizim eşlerimiz güzel yaptı bunu. Kıvamını tutturmuşlar. O yüzden birkaç seferde. Olur mu? Bunu böyle böyle dövmek lazım değil mi? Ha, doğru onlar, söyle. Olsun. Güzel pişmiş ama şu anda. Yani kıvamında evet, bak, olmuş. Da hamur gibi olmuş. Bak o da kocasını koruyor. Tamam ben böyle evet. Yerim vallahi. Beğenmezsem de söylerim. Ben yapıyorum servisimi abi. Tamamdır. Çok şöyle. Teşekkür ederim. Kazanda keşkek yedim. Çömlekte yiyorum. Her yerde yedim. Ama saatlerce hep dövüldü. İlk defa bu kadar çabuk hazırlanan bir keşkek. Çok güzel pişmiş. O yüzden kıvamını almış. Dediğimiz gibi olmuş muhtemelen. Evet. Bu dayağı hak etmiyor. Tabii ki de bizden bu keşkeğimiz... Bu keşkek dayağı hak etmiyor abi. Keşkeğimizde buranın buğday olduğu için yöremizin keşkeği. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, sizin de ellerinize sağlık. Şimdi anladım. Ilgaz'a gidince fırında keşkek yemeden gelmen dediklerinin sebebini efendim. Ne yapıyormuşuz? Fırında keşkek yiyormuşuz. Evet, yemeden de buradan geçmiyormuşsunuz. Evet, of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.